Daha önce 2 yıl hizmet yapan uzman erbaşlar memur kadrosuna atanabilmekteydi. 10 Şubat 2016 tarihinde yapılan düzenlemeyle birlikte uzman erbaşlıktan ayrılıp 657'ye tabi memur kadrolarına atanmak isteyenlerin en az 7 yıllık uzman erbaşlık görevinde bulunması gerekmektedir. CHP Hatay Milletvekili Birol Erten mecliste yaptığı konuşmada uzman erbaşların yaşadığı problemleri dile getirdi. 10 Şubat 2016'dan itibaren yapılan düzenleme ile birlikte uzman erbaşların mağduriyet yaşadığını ifade eden Ertem, hükümet yetkililerine seslenerek mağduriyetlerin giderilmesi için ne tür çalışmaların yapılacağını sordu. Bu hizmet şartının hangi tarihten itibaren aranacağına, yürürlülük tarihinden önce görevinden ayrılanlar hakkında uygulanıp uygulanmayacağına dair bir düzenleme yapılmamıştır. Bu husus önemli bir eksiklik olup uygulamada birçok sorunlara yol açabilecek ve bireylerin mağduriyetine neden olabilecektir. Ayrıca uzman erbaşlıktan ayrılıp memurluğa atanmayı yürüten merkezi bir kurum da bulunmamaktadır. Uzman erbaşların atanmaları ve mağduriyetleri ile ilgili ne tür bir çalışma yapmayı düşünüyorsunuz? Ayrıca CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı, Antakya Asri Mezarlığı'nda Musevi vatandaşlara ait bölümdeki mezarlara yapılan saldırıyı meclis gündemine taşıdı. Yarayıcı, İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesinde Hatay'ın binlerce yıldır farklı inanç gruplarının bir arada kardeşçe yaşadığını anımsattı. Suriye'deki iç savaşın ardından Hatay'ın cihatçı örgütlerin merkez üstüne dönüştürüldüğünü belirten Yarayıcı, Hatay bu özelliğini hızla yitirmeye başlamıştır. Suriye'deki savaş süreciyle birlikte tırmanan cihatçı varlığı, Hristiyan ve Alevi inanç önderlerine hedef alan saldırılar ve iktidarın mezhepçi söylemi, kentteki farklı inanç gruplarına mensup yurttaşlarda giderek yükselen güvenlik kaygısı, kentteki gerilimi de tırmandırmaktadır, dedi. Yarayıcı, İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu sorulara yanıt aradı. Son 10 yılda farklı mezhep ve inanç gruplarına veya bu grupların ibadet yerlerine yönelik saldırı gerçekleşmiş midir? Gerçekleşmişse bu saldırıların kim veya kimler tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş midir? Kentte yaşayan farklı mezhep ve inanç gruplarına yönelik saldırı olabileceğine yönelik bakanlığınıza ulaşmış istihbari bir bilgi var mıdır? Var ise önlem aldınız mı? Antakya Asri Mezarlığı'nda bulunan Musevi yurttaşlarımıza ait mezarlara yönelik saldırının kim veya kimler tarafından gerçekleştirildiği tespit edilebilmiş midir? Edilmişse haklarında nasıl bir işlem yapılmıştır? Hatay farklı inançların barış içinde yaşadığı bir kenttir. Suriye'de mezhep savaşını körükleyen cihatçı grupların Hatay'da rahatça örgütlenip kentin bu özelliğini tahrip etmesinin önlenmesine yönelik bir eylem planınız var mıdır?